Başbakan Binali Yıldırım, Adıyaman'da katıldığı partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada kente övgüler yağdırırken bölge insanına müjdeleri de art arda sıraladı. Değerli kardeşlerim, 2002'de Adıyaman sadece 8 milyon dolar ihracat yapabiliyordu. Bugün Adıyaman'da yılda 338 milyon ihracat yapılıyor. 42 kat artıştan bahsediyoruz. İşte Adıyaman bu. Bu büyük başarıdan dolayı sanayicilerimizi, iş adamlarımızı, Adıyamanları yürekten kutluyorum. Adıyaman'a son 15 yılda hükümetimiz 11 milyar lira yatırım yaptı. Helali hoş olsun. Derslik başına öğrenci sayısını yarı yarıya azalttık. Şimdi de 753 tane derslik, yani 65 yeni okul yapıyoruz. Sahabeler şehri Adıyaman için Samsat'ta Safvan bin Muattal Hazretlerinin kabri şerifi yanında bir sahabe külliyesi inşa ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Adıyaman'a sağlık alanında da birçok hizmetler yaptık. Yapmaya devam ediyoruz. 15 yılda Adıyaman'a irili ufaklı 40 tane sağlık tesisi kazandırdık. Şimdi de 300 yataklı doğum ve çocuk hastanesi, 150 yataklı devlet hastanesi, Çelikhan'da 40 yataklı bir hastaneyle lojman yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Adıyaman'ın tarihi zenginliklerini Adıyaman'da ortaya çıkarmak için arkeoloji ve panorama müzesi projesi yapılacak. İnşallah buranın tarihi eserleri burada sergilenecek. Adıyaman'ın tarihi değerleri gün ışığına çıkacak. Buraya çevre illere de hizmet verecek sertifikalı tohumculuk test merkezi kuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sertifikalı tohumların testi için başka yerlere gitmeye artık gerek kalmayacak. Adıyaman'da katıldığı AK Parti 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Adıyaman'ın milletvekilleri ve belediye başkanlarının yanı sıra doğal güzelliklerine de övgüler yağdırarak müjdeler verdi. Su hacmine sahip Büyükçay Barajı'nı da inşallah Adıyaman için gerçekleştireceğiz. 15 yılda gençler Adıyaman'a ulaşımda çağ atlattık. Tek tek projeleri saymayacağım. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden sonra Türkiye'nin en zarif, en güzel asma köprüsünü, Nisibi Köprüsü'nü Adıyaman'a yaptık. Adıyaman-Diyarbakır arasını köprüyle Siverek Kahta arasını birleştirdik. Şimdi şehir içi trafiğini rahatlatmak için Kuzey Çevre Yolu projesini de başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ne dedik? Gölbaşı Adıyaman Kahta arasına hızlı tren yapacağız diye söz vermiştik. İşte onun da proje ihalesini yaptık. Yer teslimini yaptık. İnşallah süreç başladı. Hiç merak etmeyin. Adıyaman'a adı gibi Yaman bu hattı da kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun. Müjdelerinin bitmediğini belirten Yıldırım,
Adıyaman'a yapılacak yatırımları sıraladı. Bir son müjdem daha var. Bildiğiniz gibi bir süre önce Samsat'ta bir felaket yaşadık. Bir deprem yaşadık. O depremden zarar gören kardeşlerimizin evlerini yeniden yapmak, Samsat'ı yeni baştan inşa etmek için yasal engel vardı, engel, kanuni engel vardı. Ama sadece Samsat'a yönelik kanun çıkardık, şimdi bütün binaları yeniden yapıyoruz. Tütünün başkenti Adıyaman, tütünle ilgili sorunlarınız artık bitti. Dünyanın en güzel tütününü Adıyaman'da ekmeye devam edeceksiniz. Adıyaman mermer, ihtisas, organize sanayisini de kuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Adıyaman'ın doğal kaynakları daha çok değer kazanacak, ihracatı, ticareti daha çok artacak. Daha fazla istihdam olacak, daha fazla gençlere iş aş olarak gelecek. Gecesini gündüzüne katarak. Yapacak bir iş değil mi? Ama yapıyorsun ekmeğin işini, çok çocuğun işini. Bize... Adıyaman Valiliği bir ay süreyle izinsiz basın açıklaması yapılmasını yasakladı. Kaçak sigarayı gözümün önünde satılıyor. Valilikten yapılan yazılı açıklamada ülkemiz genelinde son günlerde milletimizin birlik ve bütünlüğüne kasteden terör eylemlerini çok farklı yol ve yöntemlere başvurarak sürdürmekte olan terör örgütlerinin zaman zaman anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleri, basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetleri istismar ettiği bilinmektedir. Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış olan toplantı ve gösteri yürüyüşleriyle basın açıklamaları gibi temel hak ve hürriyetleri istismar etmek isteyen terör örgütlerinin vatandaşlarımızı basın açıklaması, gösteri yürüyüşleri, protesto eylemleri gibi kitlesel protesto eylemlerinin içerisine çekerek telafisi mümkün olmayan büyük toplumsal olayların yaşanmasına neden olabileceği, yaşanan bu toplumsal olayların sonucunda da kamu düzeni ve güvenliğinin bozulabileceği değerlendirilmektedir, denildi. Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi. Bu bağlamda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliklerini korumak, terör örgütlerinin planlarını bertaraf ederek bu tür istismarlarını engellemek, kamu güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin bozulmasının önlenmesi amacıyla 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'nun 11 Taksim M ve 25. maddesiyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11 Taksim C maddesi hükmü uyarınca ilimiz mülki sınırları içerisinde 20-12-2017 ve 18-1-2018 tarihleri arasında 30 gün süreyle 48 saat önceden Adıyaman Valiliğinden izin alınmadan ve valilikçe belirlenecek yerler dışında basın açıklaması yapılmasına izin verilmeyecektir. Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın Gençlik Merkezi'nde kurs gören kursiyerlerin hazırlamış oldukları ürünler bir dizi aşamadan geçerek hazırlanıyor. Bakın bunu ters tutun böyle. Göstereyim mi kere? Böyle mi tutuyorsun? Yok öyle değil. Böyle. Yapılan işlemleri yerinde gören Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu da kadın gençlik merkezlerinin hizmet verdiği günden bu yana vatandaşlara katkı sağladığını söyledi. Kadın gençlik merkezlerinden şu anda 3 tanesini faaliyete aldık. Burada 32 branşta
kurslar veriyoruz ve burada 600'ün üzerinde öğrencimiz var. Bunların içerisinde Adıyaman'ın yerel sanatları olan Yemeni sanatından tutun, yeni şu anda gündemde olan rölyef çalışmaları var. Ayrıca burada bulunduğumuz atölyede halı ve kilim çalışmaları var. Rağbet çok fazla, onun için yeni yerler düzenlemeye ve açmaya gayret ediyoruz. Şu anda 600'ün üzerinde öğrencimiz gayet verimli bir şekilde hem bir sanat öğreniyorlar hem para kazanıyorlar. İnşallah bu kurslarımızı daha da yaygınlaştıracağız. Bunun dışında kuaförlü kursumuzun yanı sıra çeşitlilik olarak Arapça, Osmanlıca ve Kur'an-ı Kerim kurslarımız var. Üniversiteye hazırlık için çeşitli branşlarda eğitim kurslarımız var. Taleplerin fazla olduğunu görünce biz de en kısa zamanda binalarımızın sayısını da artırıp kurs sayımızı artıracağız inşallah. Yaptığı açıklama sonrasında Kutlu anaokulu birimini de ziyaret ederek çocuklarla sohbet etti. Çalışıyor mu anne? Berat, uykusunu almadan çünkü akşam biraz televizyon seyrediyor galiba. Biraz geç yatıyor. Değil mi? Geç mi yatıyor Berat? Tamam. Adıyaman Tütün Platformu Sözcüsü Abdurrahman Tutdere sarmalık ve kıyılmış tütünle ilgili olarak yapmış olduğu basın açıklamasında tütün yönetmeliğinin tütün üreticilerinin lehine yapılmasını talep ettiklerini söyledi. Tütün üreticilerinin taleplerinin tam olarak karşılanmadığını söyleyen Adıyaman Tütün Platformu Sözcüsü Abdurrahman Tutdere şöyle dedi. Sarmalık kıyılmış tütünle ilgili özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 27 Eylül günü Maliye Bakanlığı tarafından verilen bir kanun tasarısıyla sarmalık kıyılmış tütün Türkiye'nin gündemine oturmuş ve bu kapsamda Adıyaman'da tütün platformu olarak sivil toplum örgütleriyle birlikte bir dizi çalışmalar gerçekleştirdik, basın açıklamaları yaptık, mitingler gerçekleştirdik ve Adıyaman'ın tütün üreticileri sarmalık kıyılmış tütüne getirilmek istenen yasakların kaldırılması ve bu işin yasal zemine kavuşturulması noktasında bir dizi çok ciddi eylem ve etkinlikler gerçekleştirdiler. Bütün bu eylem ve etkinliklerden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tütünle ilgili bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına ilişkin torba kanunda tütünle ilgili özellikle 63, 64 ve 93. maddelerde görüşülen maddeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülerek kanunlaştı ve resmi gazetede de yayınlandı. Tabi sarmalık kıyılmış tütünle ilgili yasalaşan maddelerde özellikle kaçakçılık kanununa eklenen 3. madde eklenen 20. fıkra kurumdan satış ve izin belgesi almadan tütün ticareti yapanlara 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasını öngörüyor. Bu hapis cezasını öngören yasal düzenleme Türkiye'deki ceza hukukunun temel ilkelerine açıkça aykırıdır. Anayasanın suçta ve cezada kanun ilkesine açıkça aykırıdır. Bu yasal düzenleme Adıyaman tütüncülüğünü, Adıyaman'ın geleceğini tamamen karartacak niteliktedir. Biz Adıyaman tütüncüleri adına, Adıyaman Tütün Platformu olarak kaçakçılık kanununa eklenen bu 20. maddenin özellikle sarmalık tütünle ilişkin, sarmalık tütünü de içine alacak şekilde yapılan düzenlemenin Adıyaman'ın geleceğini tehdit edeceğini düşünüyoruz. Ve bu konuda derhal yeni bir yasal çalışmanın başlatılmasını talep ediyoruz. Hükümetin bir an önce yanlıştan dönmesi için talepte bulunan Tutdere açıklamasını şöyle sürdürdü. Adıyaman'daki ziyaretinde ve bütün Adıyaman kamuoyunun beklentisi özellikle bu konuda yeniden bir yasal düzenlemenin yapılmasıdır. Burada milletvekillerine, hükümete ve meclise çağrıda bulunuyoruz. Tütün ticareti gibi geniş bir alanı kapsayan bir yasal düzenlemenin yapılması, içine sarmalık tütünü de alacak şekilde yapılan yeni düzenleme Adıyaman tütüncülüğünü tamamen bitirecektir. Adıyaman nüfusunun yarısının 2 Temmuz'da
şüpheli sıfatıyla adliyelik olmasına sebebiyet verecektir. Bu yanlıştan hükümetin dönmesini talep ediyoruz. Bunun yanında yeni geçen yasada özellikle kooperatifleşmenin önü açılmıştır. Kooperatifleşme ile ilgili de küçük üreticinin örgütlenmesi, kısa süre içerisinde kooperatiflerin kurulması, tütün üst kurulundan yetki alınması ve tesis kurma için izinlerin alınmasının alacağı süreç nazar alındığında yasanın yürürlük maddesinin 7.1.2018 olarak düzenlenmiş olması doğru değildir. Bu süreç içerisinde kooperatiflerin kurulması ve bu yetkilerin, izinlerin alınması şu anda riskli görünmektedir. Buna da ilişkinde yürürlük maddesinin de uygulanmasının da yine bu kısa bir sürede en azından işin uygulanması, pratiği gözlendikten sonra alacak bir zaman da hesaplanarak ertelenmesini talep ediyoruz. Oylama. Dünya Amerika'nın tehditlerine kulak asmadı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddetti. Amerika'nın tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edildi. Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti. Birleşmiş Milletler'in Kudüs'le ilgili tasarısını 128 ülke kabul ederken 9 ülke red, 35 ülkede çekimser oy kullandı. Çavuşoğlu bir konuşma yaptı. Çavuşoğlu, Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının hukuka... Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin imzaladığı kararın ardından başlayan tartışmaya, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda son nokta koyulurken, Alevi dedesi Garip Bozkurt da İsrail'in hiçbir şekilde Kudüs'ü ele geçiremeyeceğini belirtti. Bu da çok vahim bir şey oldu. Yani bugün Amerika'ya yandaş olanlar, Amerika'nın yanında olanlar kendileriyle ilgili, daha doğrusu bütün İslam coğrafyasıyla ilgili nasıl davranacağını biz çok çok iyi biliyoruz. Sadece sözlerine değil. Eskiden beri Orta Doğu'da büyük bu projesi adı altında kardeşlerimizin katledildiğini, dinlerinin yok sayıldığı, inançlarının yok sayıldığı bir ülkeyle karşı karşıyayız. Yıllar önce bu ülkenin devrimcileri, bu ülkenin yurtseverleri Filistin'e gidip Filistin için savaştıklarında bunlar ateisttir, bunlar komünisttir, bunlar dinsizdir diye ülke içerisinde hükümetler tarafından terörist ilan edildiğini bizler duyduk. Ama aynı yürekle Filistinlilerindir ve bizim kutsal mekanlarımızdan bir tanesidir. Küçük Amerika yani İsrail'in orada Kudüs'ü, başkenti kabul etmeleri bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Biz Kudüs halkının ve oradaki kardeşlerimizin yanındayız. Mücadelelerini dik duruşlarının önünde sevgiyle, saygıyla ve direnişlerini kutsuyorum ben kendilerinin. Yani eğer bizler birbirimizle kenetlenirsek, birbirimizi seversek İslam coğrafyası olarak Amerika'nın ne dediği çok çok önemli değil. Zaten bizler yıllardır o düşünceyle mücadele eden bir kitle olarak, bir Alevi kitlesi olarak dünya üzerindeki bütün baskılarının tek sebebi bir ırktan olursa olsun Filistin Filistinlerindir diyeceğiz ve bunu böyle kabul edeceğiz. Kudüs'ün Amerika Başkanı'nın Kudüs'ü İsrail'in başkentidir demesi bizim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bunun için hem yüreğimizle elimizden geleni yapacağız. Türkiye'de 915 kalemde ilaç fiyatları Aralık ayında %16.37 oranında artmış oldu. Bu artış ilaç kaynaktaki satış fiyatından kaynaklandığı gibi ancak kur zammıysa Şubat'ta gelecek. Kolun ağrıyordu da. Ay sen Gülsüm Hanım'la karıştırdın. Benim kolum ağrımıyordu. Başım ağrıyordu o zaman. Tamam hatırladım, başım ağrıyordu. Adıyaman Eczacılar Odası Genel Sekreteri Yaşar Koca yapılan protokol gereği yapılan zam oranlarına değindi. Yani ilaçların fiyatlarıyla ilgili bakanlığın fiyat tespit komisyonu var. Onlar aracılığıyla ilaçların fiyatları indiriliyor veya yükseltiliyor. Bu ayın 19'unda bir kısım ilaçların fiyatları düşürüldü.
bir kısımda fiyatlar arttı. Tabii maliyet fiyatları her yıl bu Ocak ayı ve Aralık aylarında dolar ve euro kurlarıyla ilgili artışlara bağlı olarak artışı söz konusu olabiliyor. Belki önümüzdeki aylarda da tekrar bir artış söz konusu olabilir bizim duyumlarımıza göre. Bu tamamen bakanlığın ve ilaç üreticilerinin yaptıkları görüşmeler sonucu yapılan işlemler. Yani işte döviz artışındaki kur farkına göre bir tespit yapılabilir. Sanıyorum %10-11 gibi bir fiyat artışı olabilir. Eczacıların reçetesiz ilaç satışını da yapmadığını belirten Yaşar Koca, vatandaşlara uyarılarda bulunmayı da ihmal etmedi. Özellikle vatandaşların antibiyotik kullanımında çok dikkatli olmalarını her fırsatta söylüyoruz. Antibiyotikleri bilinçsizce kullanılmaması gerektiğini ifade ettik. Çünkü antibiyotikler vücudun direncini bir tarafı bozarken bir tarafı yıkıyor. Yanlış kullanım sonucu bir sürü bakteriler direnç kazanıyor. Daha sonra ciddi bir rahatsızlıkta kullanacağınız antibiyotiğin hiçbir faydası olmadan hastalığı önleyemiyoruz. O nedenle reçetesi ve doktorun kontrolünde antibiyotiklerin kullanılmasını özellikle istiyoruz. Mersin Özel Toros Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Öyküm Gülsen, küçük yaşına rağmen fen, biyoloji, elektrik ve elektronik alanında birçok proje geliştiriyor. RFID okuyucu kartımız da var. İki tane okuyucu kart kullandım. Bununla da yetinmeyen minik Gülsen son olarak gerçekleştirdiği çalışmada haberlerde izlediği işçi ölümleri ve annesinin iş yerinde tanık olduğu olaylardan etkilenerek henüz 10 yaşındayken işçiler ölmesin diye akıllı bare tasarladı. Öyküm projesiyle bir de ödül aldı. Daha sonra yaptığı akıllı baret projesiyle ilgili bilgiler veren minik Gülsen şunları söyledi. Projem akıllı baret, işçinin iş sahasında baretsiz girmesini engellemektedir ve iş kazalarını en aza indirebilen bir projedir. Projem akıllı baret yelekle beraber uyumludur. Projem akıllı barette eğer işçi baretini takıp iş sahasına doğru yürüdüğünde içeriye girebiliyor. Ama bareti takılı değilse içeriye giremiyor. Eğer baretini takıp içeride çıkartmaya kalkışırsa arasındaki mıknatısal iletişim kopuyor ve yeleğimiz ötmeye başlıyor. İş kazaları en aza indirmekti bu projeyi yaptığımı düşünürken. Bunu da hani işçilerimizin artık hani ailelerin üzülmemesi, başlarına bir şey gelmemesi için bu projeyi tasarladım. Bunu da akşam haberlerinde görmüştüm. Ve ailem genellikle atölye ve fabrika sahalarında çalışıyorlardı. Bir gün annemle işe gittiğimde durmadan işçilere baretinizi takın, yeleğinizi giyin diye uyarıda bulunuyordu. Ve bunu da göz önünde bulundurarak ve akşam izlediğim haberlerde de biraz düşünerek akıllı baret projemi tasarlamaya karar verdim. Ayrıca işçimiz iş sahasına baretiyle girmediğinde ve içeriye baretiyle girip çıkartmaya çalıştığında işe girmemiş, gelmemiş kabul görülüyor. Böylece de o günkü maaşı eksiliyor. Benim projemin farkı diğer akıllı baretlerden daha ucuz olması, maliyetinin daha düşük olması ve bunun da işçiler açısından hiçbir sıkıntısı yok, bozulma imkanı en az ve anlaşılır bir dilde tasarlanmış olmasıdır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan Kudüs oylamasında Amerika Birleşik Devletleri'nin tehditlerine rağmen tasarı kabul edildi. (Gülüyor)
Kudüs'ün statüsünün müzakerelerle belirlenmesi çağrısı yapılan tasarıya 128 ülke kabul oyu verirken 9 ülke red, 35 ülke ise çekimser oy kullandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan oylamadan sonra Alevi dedesi Ali Büyükşahin'de yaşanan olaylardan ve verilen karardan sonra açıklamalarda bulundu. İsrail, Kudüs daha doğrusu, Kudüs semavi dinlerin hitap ettiği bir yerdir ve semavi dinlerin kutsal gördükleri bir yerdir. Ta Hazreti Davud'dan bu yana hem Yahudilerin, hem Musevilerin, hem Hristiyanların, hem de Müslümanların orada tapınak yerleri vardır, kutsal yerleri vardır. O bakımdan tüm semavi dinler için Kudüs çok önemli bir yerdir, kutsal bir yerdir. Ve deriz ki sadece orada Yahudilerin hakkı yoktur. Orada Müslümanların da hakkı vardır, orada Hristiyanların da hakkı vardır. Bunun için Amerikan Başkanı'nın almış olduğu karar bence geçersiz olmalıdır. Ve geçersiz olması için de İslam ülkelerinin bir araya gelerek birlik ve beraberlik oluşturarak tepki göstermelerinde fayda vardır diye düşünüyorum. Kudüs'te çok önemli tapınak yerleri vardır. Tapınak dağı vardır. Ağlama duvarı vardır. Mescid-i Aksa vardır. Hatta Hazreti İsa'nın orada çarmıha gerildiği söyleniyor. O bakımdan Hristiyanlar orayı kutsal gözüyle görüyorlar. Müslümanlık konusuna gelince de Hazreti Muhammed Efendimiz'in miraca yükseldiği zaman Mekke'den yani Kabe'den Mescid-i Aksa'ya gittiği ve Mescid-i Aksa'dan göğe yükseldiği söylenmektedir. O bakımdan elbette ki Kudüs İslam alemi içinde önemli bir yerdir diye düşünüyorum. Orada ayrıca tabii Kanuni Sultan Süleyman 1538 yıllarında Kudüs'ü almıştır. Ve Kudüs 100 yıl öncesine kadar Osmanlı'nın toprakları içerisindeydi. Bundan 100 yıl önce İngilizlerle Müslümanlar arasında bir savaş olmuştur. Ve neticede Kudüs Osmanlı topraklarından çıkarılmıştır. Daha doğrusu Osmanlı hükümranlığından çıkarılmıştır ve İngilizlere geçmiştir Kudüs. Tabii Kudüs ondan sonra egemen güçler tarafından büyük bir şekilde desteklendi. Oraya Yahudiler yerleştirilerek şimdiki durumu yaratmaya çalıştılar ve özellikle İsrail devletini kurup çevredeki komşu ülkeleri huzursuz etmek, oraya sahip olmak için büyük gayret sarf ediyor egemen güçler. Felsefe üzerine var, tarih var, klasik var, roman var, hikaye var. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gençlik Projeleri Destek kapsamında Okumak Yaşamaktır Projesi adı altında başlatılan proje, vatandaşlar ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. Cemevi içerisinde açılan kütüphanede öğrenciler dünya klasiklerinin yanı sıra birbirinden önemli kitaplarla buluşuyor. Adıyaman'ın en kapsamlı kütüphanesinin cemevinin içerisinde açılışı yapılan kütüphane olduğunun altını çizen Alevi Kültür Dernekleri Adıyaman Şube Başkanı Rıza Tanrıverdi, Okumak Yaşamaktır projesini anlattı. Biz Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na müracaatta bulunduk 2016 yılında. Daha önce de bizim dinler arası, yani yaşlar arası sevgi ve kültür projemiz vardı. Bunu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda aldık. Biz o projemizi başarıyla tamamladık. Onun akıbetinde de Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda Okumak Yaşamaktır
diye bir proje başvurusunda bulunduk. Sağ olsunlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yetkilileri de bize bunu uygun gördü. Bu kapsamda Okumak Yaşamaktır Kitap Kafe projesi adı altında bize 3000 kitap bağışta bulundu Gençlik ve Spor Bakanlığı. Bunun yanı sıra sürekli de söylüyoruz. Değerli dostlarımız, canlarımız, kardeşlerimiz bu alevi olsun, sünni olsun bize kitap yardımında bulundular. İnanın ki biz daha önce 4000 üzerinde dedik. Şu anda 5000'e yakın kitabımız var. Her türlü kitabımız yani. Burada istenen inanç üzerine olsun, tarih olsun, felsefe olsun. Her türlü kitabımız mevcut. Burada yine ben gençlere sesleniyorum. Adıyamanlı gençlere sesleniyorum. Üniversiteli gençlere sesleniyorum. Diyorum ki gelin bu sıcak ortamda güzel güzel burs zamanlarınızı kitap okuyarak değerlendirin. Bu kapsamda ikramlarımız da var. Gelen gençlerimize biz çay ikramında bulunuyoruz, kahve ikramında bulunuyoruz. Kola, meyve suyu, kuru pasta gibi ikramlarımız vardır. Yani hiçbir ücret talep etmeden gelip bu imkanlarda faydalansınlar diye düşünüyoruz. Taleplerimiz de var. Yani bugünlerde de bayağı hem üniversiteli hem diğer gençlerimiz gerçekten de gelip bu zamanlarını burada kitap okuyarak değerlendirmeye çalışıyorlar. Bu kapsamda sizin de gördüğünüz gibi hem bize kitaplık aldı, hem kitap aldılar, hem masaları temin ettiler Gençlik ve Spor Bakanlığı, hem sandalyeleri temin ettiler, hem ikramların karşılığında Gençlik ve Spor Bakanlığı bizlere veriyor. Ben yine de tüm gençlerimizin gelip bunda faydalanmalarını istiyoruz. Bugün hatta birkaç genç de aradı sizden önce. Biz gelip kütüphanede faydalanmak istiyoruz. Hayır, başımız gözümüz üstüne. Gelin, faydalanın. 7 gün sabahtan akşam 7-8'e kadar, 9'a kadar, hatta ondan yani zaman olursa ondan sonra da biz açabiliriz. Gelip faydalanabilirler. Biz tüm gençlerin gelmelerini bekliyoruz. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şehir merkezinde genel asayiş uygulaması yaptı. Vatandaşların huzurunu, can güvenliğini ve genel asayişin sağlanması amacıyla bir günlük il merkezinde genel asayiş uygulamasıyla birlikte araçlar didik didik arandı. Tamam, kaydım. Umuma açık iş yerlerinden halkın yoğun olarak bulunduğu alanlarda ve ilin giriş çıkışlarında yapıldığı da dikkatlerden kaçmadı. Bugün çok mutluyum. Biraz önce telefon geldi. Kamu kurumlarında ve belediyelerde çalışan 850 bin taşeron işçinin kadroya alınmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Tankın içinde bırakılması tehlikeli olan bakımsız şalomaneli... Düzenleme KYK ile açıklanacak. Çalışma izni için gerekli olan gaz ölçümü de yapılamadı. Bir başka deyişle zaman kaybı olmadan bu ay içinde kadro düzenlemesi yapılmış olacak. Başlamak zorunda. Kaynak kıvılcımı tankın içinde sıkışan gazı ateşleyip... Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın taşeron işçilere kadro düzenlemesi için Maliye Bakanlığı ile ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yoğun şekilde çalıştığını belirtilmesinden sonra Hak İş'e bağlı Özbüro İş İl Başkanı Mustafa Turan'dan yaptıkları görüşmeler sonrasında gelişmeleri değerlendirdi. Şimdi bizim genel yani muhalefet partilerinin veyahut da diğerleri ne diyor? Sonuçta bu kadro olayını verecek olan hükümet, bu kararı verecek olan hükümet. Şimdi bizim genel merkezimiz olarak bizim aldığımız karar, biz hiçbir taşeron işçimiz kadro almayınca kadar, bir kişi kalana kadar sonuna kadar savaşacağız. Bu konuda bütün taşeron işçilerimizin kadro olmasını istiyoruz. Ki şu an açıklanan bir taslak yok. Olsa bir taslak görünmüyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 950 bin kişi herkes dedi. Ki sonra bazı medyada farklı
muhalefetin verdiği farklı şeyler çıktı. Yok güvenlik almayacak, yok bilmem şu almayacak, bu almayacak. Orta bir taslak olmadığı için kimsenin bir bilgisi yok. Ki sonuçta bizim hükümetimiz burada 950 bin kişinin alacağını söylemiş. Ki Cumhurbaşkanımız öyle söylediği için, ki biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız da bugüne kadar söylediği her şeyi yerine getirmiştir. Bizim inancımız 950 binin hepsinin alınması, şu anda çıkan yok verilmeyecek, yok şu kısmına verilecek, bunlar hepsi sadece bilgi kirliliğidir. Bu konuda o tasla Cumhurbaşkanı'nın, Başbakanı'ndan ve Çalışma Bakanı'ndan başka gören üçüncü, dördüncü bir şahıs olmadığı için, yani muhalefette yok bu alınacak, bu alınacak demesi de abartıdır. Yani bir nevi polemiğe çekiyorlar. Çünkü o taslağı gören bir muhalefet parti ve meclise gelmemiş, medyaya sunulmamış bu şey. Sadece taşeron işlerine kadro verileceği söylenmiş. Sayın Cumhurbaşkanımız 950 bin sayısını vermiş. Ondan sonra kitler alınmayacak demiş. Sayı 400-450 bin arasında gidip gelmiş. Ama bize verilen söz ve bizim genel merkezimizin çalışmaları 950 bin üzerindedir. Ki inşallah Allah'ın izniyle de bu çalışma nasıl bugüne kadar bu davada bu şeyleri buraya kadar getirirsek, bütün taşeron işçilerimizin hepsinin kadro alması için de o 950 bin sayısı oluncaya kadar devam edeceğiz. Bu yönden kimsenin de sıkıntısı ve şüphesi olmasın. Biz bu davayı sonuna kadar devam ettireceğiz. Altın ve gümüş takı tamiri yaparak geçimini sağlayan Ali Ulum, mesleğini yaşatmak için var gücüyle çalışıyor. Altın ve gümüş takı tamiri ve bakım işlerini erbabı olmak için usta-çırak ilişkileri neticesinde kazanılması gereken bir meslek olduğunu ifade eden Ulum, emek verdiği mesleğini ustasından öğrendiğini belirtti. Bu mesleğe ben başladığım zaman, ilkokul birinci sınıfa başladığım zaman abimin vasıtasıyla, amcamın vasıtasıyla çırak olarak iş yerine girdim. O günden bugüne kadar hala devam ettiriyorum. Bizim ilk amacımız zaten tamirat. Altın, gümüş, gözlük, saat, pırlanta tamiratı ve ekstra da özel sipariş olursa özel siparişleri alıyoruz. Büyütme, küçültme, gözlük tamiratı, pırlanta büyütme, küçültme, genelde tamirat ile işleriyle ilgileniyoruz. Hayır, kesinlikle fark edilmiyor. Çünkü kullandığımız malzeme altın kaynağıyla yapıyoruz. Kimyasal kullanıyoruz, cilasız, zımparası vesaire. Aynen ilk günkü gibi tertemiz oluyor. Çırakta sıkıntı yaşıyoruz. Yani benim dahi çocuğum olsa dahi çırak sıkıntımız var. Her meslekte olduğu gibi bizde de var. Sağ olsun yeğenimiz geliyor arada sırada, Osman Bey. Onunla beraber çalışıyoruz. İşte çocuklar var, bizim hanım var. Hanımla beraber günümüzü geçiriyoruz. Peki. Çırak sistemden dolayı, okul sisteminden dolayı, ondan dolayı gelmiyor. 4-4-4 sisteminden dolayı çocukların çoğunlukla hepsi okulda. Okulda olduğu sürece zaten çocuk okulu bitirene kadar 17-18 yaşına geliyor. 17-18 yaşında zaten ben çocuğa ne öğretebilirim, ne gösterebilirim? Ben çocuğa yerleri süpür, camları süpür desem çocuğun zoruna gider. Usta çırak ilişkisi kalmamış ki ben o işleri yaptırabileyim. Adıyaman'da bu işi yapan 3-4 tane arkadaşımız var. Ya ama çok çaplı sorarsanız 2 kişi varız. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Epe Flor Kılıç Türkiye Şampiyonası Adıyaman'da başladı. Düzenlenen Büyükler Eskrim Dünya Şampiyonası'na 18 ilden 38 kulüp olmak üzere toplam 300 sporcu katıldı. Adıyaman'ı Eskrim başkenti yaptıklarını söyleyen Gençlik Hizmetler ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş şunları kaydetti. 23-24 Aralık 2017 Türkiye Eskrim Gençler Türkiye Şampiyonası ilimizde bugün itibariyle başladı. 2 gün devam edecek müsabakalara toplam Türkiye'den 287 sporcu, antrenör ve idarecilerle beraber toplam 300 kişinin katıldığı bir organizasyon. Ankara, İstanbul, İzmir, Erzurum, Türkiye'nin çeşitli illerinden metropol şehirlerinden özellikle sporcularımızın katıldığı
bir organizasyonu ilimizde organize etmek bizim için de son derece kıvanç duyucu bir olay. Tabii organizasyonla ilgili biliyorsunuz Eskrim'de Türkiye'nin çoğu kulüplerinden ve illerinden çok önde bir durumdayız. Bir nevi deyim yerinde ise Eskrim'de Türkiye'nin başkentine aday bir il olma yolunda emin adımlarla devam ediyoruz. Özellikle milli takımın çoğu sporcusunun, 16 sporcusunun 9'unun Adıyaman'dan olması, altyapımızda ve spor kulüplerimiz konusunda inanılmaz derecede bir artan Eskrim sporun ilimizdeki başarısı ülkemizde ve milli takımımızda da kendini göstermeye başladı. Özellikle milli takıma giden sporcularımızın ilimizi ve milli bayrağımızı sürekli dalgalandırıyor olması bizler için umut verici. Bizim de il olarak, Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak en büyük amacımız, temennimiz ülkemiz adına yarışacak olan sporcularımızın sayısını artırmak ve dünya şampiyonalarında, Avrupa şampiyonalarında ve olimpiyatlarda bu bayrağı daha yollamaya devam etmek. Adıyaman sporcularımız yarışacak bugün herhalde. Evet, bugün Adıyamanlı sporcularımız, özellikle Ankara Tohum'da yani milli takım kampında olan sporcularımız ve Adıyaman'daki mevcut milli sporcularımızın da yarışacağı bir organizasyon. Zaten toplam 18 kulüp ve 18 il ve 38 kulübün katıldığı bir organizasyon. Adıyaman 1954 Spor'un bölgesel amatör ligini ilk yarısını lider tamamlaması taraftarlar tarafından meşalelerle kutlandı. Adıyaman 1954 Spor'un bölgesel amatör liginin ilk yarısını lider tamamlaması üzerine çarşı merkezinde bir araya gelen şehri Adıyaman Taraftarlar Kulübü üyeleri ellerinde meşalelerle ilk olarak Adıyaman sokaklarında yürüdü. Adıyaman 1954 Spor'un ligi ilk yarısını liderlikle tamamlamasının mutluluğunu yaşadığını belirten Şehriyaman Taraftar Kulübü Başkanı Abdurrahman Aslan şöyle dedi. Bugün bu taraftarımızın, taraftar grubumuzun yaptığı sevinç gösterisi takımımızın ilk yarı lider olarak tamamlamasıdır. İkinci yarıya da özellikle taraftarlarımızı bu spor sevgisine aşılayarak, Adıyaman Spor'un büyüklüğünü aşılayarak ikinci yarıya hazırlık yapıyoruz. Taraftarlardan Harun Şimşek ise çok heyecanlı ve sevinçli olduğunu dile getirdi. Yani gördüğünüz gibi her şey memleket için ayırıyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle Adıyamanımız bu sene o kupayı getirecek. Mercan Sürücü Kursu ana haber bültenini sundu.